Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 16 Mayıs 2018 Çarşamba günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada karar duruşması görülüyor. Kararın şu sıralarda açıklanması bekleniyor. New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'ndeki duruşma Türkiye saatiyle 17'de başladı. Atilla'nın jüri tarafından suçlu bulunduğu ithamlarla ilgili bilgi veren Hakim Berman, Halkbank eski genel müdür yardımcısının sistemde önemsiz bir rol oynadığı gerekçesiyle cezanın hafifletileceğini söyledi. Hakim Berman, bu davada kitapta yazan mahkumiyetin değil, merhametli bir cezanın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Atilla'ya ömür boyu hapis cezası vermenin adil, uygun ve makul olduğunu düşünmüyorum dedi. Atilla, Sarraf'tan daha az kusurlu ve görünüşe göre Halkbank'taki yöneticisi olan Süleyman Aslan'ın talimatlarını yerine getiriyordu diye konuşan hakim, buna karşın Atilla'nın davada yeminli olduğu halde yalan ifade vererek adaletin tecelli etmesini engellediğini de kaydetti. Hakim Berman, yaklaşık 2 saat süren konuşmasının ardından Atilla ve savunma avukatlarına söz verdi. Kararın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Dolarda devam eden yükseliş kurları tarihi bir rekora taşıdı bugün. Dolar kuru 4.50.07 lira ile yeni bir rekor kırdı. Euro da 5.30 liranın üzerine çıktı. Kurlardaki yükseliş üzerine Merkez Bankası'ndan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli adım atılacak açıklaması geldi. Bu açıklamadan hemen sonra da Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. İç ve dış siyasi gelişmeleri, uluslararası derecelendirme kuruluşlarından gelen açıklamalar doların ateşini yükseltti. Dolar kuru öğle saatlerinde psikolojik eşik olarak nitelenen 4,5 lira seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro da 5.311 ile en yüksek düzeyine ulaştı. Kritik gelişme üzerine Merkez Bankası'ndan piyasalara sözlü müdahale geldi. Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir açıklaması yapan Merkez Bankası, gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır ifadesini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin özel temsilcisi Mahmut Vaizi ile yapacağı görüşmeye katılmak için AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Çetinkaya'nın burada Erdoğan'a piyasalardaki gelişmelere ilişkin bilgi verdiği öğrenildi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Maliye Bakanı Naci Ağbal da katıldı. 4,5 lirayı gören dolar kuru ve varil fiyatı 78 doları aşan petrol akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. 24 saat içinde akaryakıta ikinci zam geldi. Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 18, motorine 16 kuruş zam yapılmıştı. Dolar kuru ve petrolün yukarı yönlü hareketini sürdürmesi sonucu benzinde 10 kuruş, motorinde de 8 kuruş düzeyinde yeni fiyat artışı gündeme geldi. Zamla birlikte Bursa'da benzinin litresi 6.37, motorinin litresi de 5.80 liraya çıkmış oldu. Türkiye ile İsrail arasındaki Gazze'deki katliamın ardından başlayan gerilim diplomatik alanda karşılıklı hamlelerle devam ediyor. İsrail Büyükelçisi'nin bugün ülkesine dönerken Atatürk Havalimanı'nda ortaya çıkan görüntüleri İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisine yol açtı. Tel Aviv tepki gösterse de Ankara aynı talebi İstanbul Başkonsolosu'na da ileterek ülkesine dönmesini istedi. ...2016 yılının Kasım ayında karşılıklı büyükelçi atamalarıyla normalleşen Türkiye-İsrail ilişkilerinde bu kez Gazze krizi çıktı. İsrail ordusunun Gazze'de imza attığı katliamın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bir süre ülkenize dönmeniz uygun olacaktır denilen İsrail'in Ankara Büyükelçisi Ethan Nye Türkiye'den ayrıldı. Ankara'dan İstanbul'a gelen Nye, Atatürk Havalimanı'nda VIP salonunu kullanmayarak dış hatlar gidiş terminalinde normal yolcuların kullandığı alandan geçti. Yanında bir koruması ve bazı konsolosluk görevlileri bulunan İsrail Büyükelçisi, pasaport kontrolünün ardından saat 11.15 uçağıyla Tel Aviv'e hareket etti.
Büyükelçiye rutin güvenlik prosedürünün uygulanması İsrail'i rahatsız etti. İsrail, Dışişleri Bakanlığı Türkiye Maslahat Güzarı Umut Deniz'i bakanlığa çağırarak rahatsızlığını iletti. İsrail Büyükelçisi'nin ülkesine dönmesinin ardından Ankara aynı talebi İstanbul Başkonsolosu Yosef Levis Fariye de iletti. Aynı saatlerde ise istişare için geri çağrılan Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'ye döndü. Ben sadece Amerika'dan gelip oradaki durumu anlatacağım. Önümüzdeki döneme ilişkin görüşlerimi paylaşacağım. Diplomatik alandaki gerginlik sağlık alanına da yansıdı. Türkiye'nin Gazze'deki yaralılar için göndereceği uçaklara iniş izni verilmedi. Yaralıları almak için uçak indirmemiz lazım. İsrail'e ya da Mısır havaalanlarından birine. Her iki ülkede şu ana kadar bu inişlere izin vermediler. Ankara bugün baş döndüren bir telefon trafiğine sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerin ana gündeminde Kudüs'te yaşanan gerilim vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğleden sonra 7 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantıya ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya lideri Putin'le de telefonla görüştü. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Filistinli göstericilerin dünyanın gözü önünde hunharca saldırıya uğramalarının utanç verici olduğunu belirtti. Erdoğan, akşam saatlerinde de Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis ile görüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da Kudüs Büyükelçiliğini açtı. Törene iki ülkenin liderleri katıldı. Orta Amerika ülkelerinden Guatemala, Amerika Birleşik Devletleri'nden iki gün sonra İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'te açtı. Törene Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da katıldı. Töreni tarihi bir gün olarak niteleyen Morales, Guatemala tarihte de İsrail taraftarı olmuştur dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda geçtiğimiz Aralık ayında yapılan oylamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararına destek veren 9 ülke arasında Guatemala da bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyareti sırasında İngiltere'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcularla görüşmesi yeni bir krize neden oldu. Görüşmeyi eleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel yanlış anlamaya davet çıkaracak bir durum olarak niteledi. Alman milli futbol takımında forma giyen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile Almanya doğumlu Cenk Tosun'un Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşması Almanya'da farklı yorumlandı. Alman kamuoyunda tepkiler ön plana çıkarken görüşme Erdoğan'a seçim desteği olarak değerlendirilmişti. Bir açıklama da Başbakan Merkel'den geldi. Merkel, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Alman milli takım oyuncularının Erdoğan'la buluşmasının soru işaretleri yaratan ve yanlış anlamaya davet çıkaracak bir durum olduğunu öne sürdü. İslam dünyası Ramazan coşkusu yaşıyor. 11 ayın sultanı Ramazan dün gece kılınan ilk teravih namazıyla başladı. Vatandaşlar sabaha karşı sahura kalktı. Sokaklar davul sesleriyle yankılandı. Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı. Camiler ilk teravih namazını kılmak için gelenlerle doldu taştı. 11 ayın sultanı Ramazan maneviyatıyla tüm yurdu kapladı. Bütün İslam alemin başta olmak üzere bütün dünyaya hayırlı olsun. Vatandaşlar Ramazan'ın ilk teravih namazı için camilere akın etti. Genci, yaşlısı, milyonlar birlikte saf durdu. Ramazan geldi, çok sevinçliyiz. Allah'ın izniyle, Allah nasip ederse bunu hep beraber Ramazan'ımızı ifa edeceğiz. İlk teravihimizi kıldık bugün, Allah'a şükürler olsun.
bütün 30 gün boyunca kılmamızı nasip etsin Allah hayırlısıyla. Çok mutluyum, sonunda girdik Ramazan'a. Saatler ilerleyip sahur vakti yaklaştıkça Ramazan davulcularının mesaisi de başladı. Adana'dan geldik Ramazan davulu çalmak için. Gelenekselerimiz bitmesin diye geldik. Sokaklar vatandaşları sahura kaldırmak için mesai harcayan davulcuların sesleriyle yankılandı. Durumu biraz abartanlar da vardı. Genelde tek davul yapıyorlar. Biz biraz daha şenlendirmek için klarne soktuk, davruka soktuk. İstanbul'da bazı vatandaşlar ilk sahur için Eyüp Sultan Camii'ni tercih etti. Sahur sofraları cami önüne kuruldu. İlk orucumuzu tutacağız inşallah. Bir saat sonra inşallah oruçlu olacağız. Herkese hayırlı olmasını istiyorum. Bereketli olsun. Sahur vakti zor şartlarda mesaide olanlar da vardı. Zonguldak'ta sahuru yerin 300 metre altında yapan maden işçileri gibi. Arkadaşlar Ramazan ayımızın ilk sahuru yaparız Allah'ın izniyle. Yer altında herkes işte getiriyor bir şeyler. Toplaşıyoruz, hep beraber yiyoruz. Aileden uzak olsak da, çoluk çocuktan uzak olsak da bunun tadını hiçbir yerde bulamazsınız. En lüks restoranda gitseniz bunun tadı yoktur yani. Bursalılar da ilk teravih namazı için dün gece camilere akın etti. Teravih namazının ardından İsrail ve Amerikan yönetimini protestolar vardı. Bursalılar ilk sahura da Ramazan davulcularının manileriyle uyandı. Ramazan geldi, Bursa'da başta Ulu Cami olmak üzere camiler mahyalarla süslendi. Bursalılar ilk teravih namazı için camilere akın etti. Şehitlerimiz var, şehitlerimize rahmetinle muamele eyle. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da ilk teravih namazı için Namazgah Mescidindeydi. Ramazan inşallah Bursa'da dolu dolu yaşanır. Ramazan'ın Bursa'mıza, ülkemize, İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bursa'da teravih namazının ardından İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne dönük protesto eylemleri vardı. Bursa İmam Hatip Mezunlar ve Mensuplar Derneği üyeleri, Mihraplı, Türkiye Gençlik Vakfı Bursa Şubesi üyeleri ise Emir Sultan Camii'nde kılınan teravih namazının ardından Filistinlilere dönük saldırıları lanetledi. Ramazan ayıyla birlikte asırların geleneği de başladı. Davulcular sokak sokak gezerek Bursalıları manilerle sahura kaldırdı. Bursa'da Ramazan ayının ilk günü termometreler 32 dereceyi gördü. Kimi gölgelik alanlarda vakit geçirirken, kimi ise ilk iftar sofrası için alışveriş telaşındaydı. Kimi havuz kenarlarında, kimi ağaç gölgeliklerinde vakit geçirdi. Bursa'da Ramazan ayının ilk gününde hava sıcaklığı 32 dereceyi buldu. Çok güzel. Çok güzel. Namazımızı kıldık, burada vakit geçiriyoruz, oturuyoruz. Milletimize hayırlı olsun. Emekli olduğumuz için bizim için sorun yok. Allah çalışanlara yardım etsin. Geçen sene bu seneye bakıyorsun. Serin gidiyordu, bu sene biraz sıcak. Ama yine Cenab-ı Allah yardım eder. İlk iftar öncesi eksiklikleri gidermek için soluğu çarşı pazarda alanlar da vardı. Neler aldınız? Valla sebze aldık işte, bir şeyler aldık. Teşekkür ederim. Evet. Neler aldınız? Valla kıyma aldık, et aldım. İşte bir şeyler aldık. Domates aldım. Ondan sonra yaprak aldım. Bu akşam iftarda yemeğim çorba. Çorbanın yanında salata. Bir de sarma saracağım işte. Bursa'da Ramazan'ın ilk günü türbe ziyaretleri de eksik olmadı. Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını, bütün İslam alemine, bütün dünyaya sevgi, barış, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Güzel bir duygu. Nasip misafirimiz vardı. Bursa'da Emir Sultan Hazretleri'nin olduğu türbeye getirip ziyaret etmek için buraya gelmiş bulundum. Böyle bir mübarek günde, Ramazan'ın ilk günü böyle mübarek yerleri ziyaret etmek gerçekten çok iyi bir duygu.
Bursa'da aracından dizüstü bilgisayarı çalınan vatandaş büyük bir üzüntü yaşadı. Ancak üzüntünün nedeni bilgisayar değil, 3,5 yaşındaki oğlunun çalınan anılarıydı. Yaklaşık 10 bin adet fotoğrafı geri isteyen vatandaş bir pankart hazırlayarak olayın yaşandığı bölgeye astı. Bursa'da yaşayan Şamil Çam, 20 yıldır olduğu gibi spor yapmak için Botanik Park'a gitti. Ancak bu son gidişinde hayatının en can sıkıcı şoklarından birini yaşadı. Yaklaşık 20 yıldır Botanik'te spor yaparım. Haftanın 5 günü gelirim. Her zamanki gibi sporuma geldim. Ve geldiğimde arka camı patlatıp laptopu almış olduklarını gördüm. Sporunu tamamlayan Çam, park ettiği aracına döndüğünde arka camın kırıldığını ve dizüstü bilgisayarının çalındığını fark etti. Aslında çalınan bilgisayar değil, 3,5 yaşındaki çocuğunun anılarıydı. 3 yaşındaki çocuğuma ait yaklaşık bir 10 bin tane fotoğraf mevcut. Onların manevi değeri çok yüksek. Yani şu an 0-3 yaş arası yok çocuğum. Aradığım, peşinde olduğum aslında o fotoğraflar. Çocuğunun anılarını geri isteyen Şamil Çam, hazırladığı pankartı aracının soyulduğu bölgeye astı. Çam hırsıza, "Arkadaşım, sen sadece laptopu değil çocuğumun anılarını da aldın. Lütfen aşağıdaki numaradan benimle irtibata geç. Senden laptopu satın almak istiyorum" ifadeleriyle seslendi. Olay Gazetesi haber portalı editörü Yakup Altan'a konuşan Çam, hırsızdan gelecek telefonu dört gözle bekliyor. O arkadaş duyuyorsa, görüyorsa bir şekilde benimle iltibata geçsin. Çünkü ben gerçekten laptopun değeri neyse onu vermek istiyorum. Herhangi bir kızgınlığım, kırgınlığım yok. Herhangi bir şikayet vesairesim söz konusu değil. Sadece içerisindeki fotoğrafları istiyorum. Terör örgütü IŞİD'in füzecisi Adana'da yakalandı. Örgüt tarafından ibadet yapmadığı gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan zanlı tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye'nin Elbap kentinde IŞİD'e katılarak yaklaşık 1,5 yıl boyunca füze başlığı yaptığı ileri sürülen Ebu Salah Kod isimli Muhammed El Muhammed Ali'nin Adana'ya gelip atı kağıt topladığı istihbaratını aldı. Polis şüpheliyi Seyhan ilçesi Koca Vezir mahallesinde atı kağıt toplarken yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Tornacı olduğu öğrenilen zanlı ifadesinde 1,5 yıl boyunca 50-60 füze başlığı yaptığını, bunların da Irak, Amerika Birleşik Devletleri ve Esad rejimine karşı kullanıldığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından IŞİD terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı. Şanlıurfa'da teröristler jandarma karakoluna roket atarlı saldırdı. Saldırıda 2 asker yaralandı. Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü mahallesindeki jandarma karakoluna teröristler tarafından gece saat 22.45 sıralarında roket atarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şarapnel parçaları nedeniyle yaralandı. Saldırıya karşılık veren askerler ile teröristler arasında çatışma çıktı. Teröristler kaçarken yaralı askerler ambulansla ilk önce Halfeti Devlet Hastanesi'ne, oradan da Şanlıurfa'daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatılırken saldırıyı haber alan bölge halkı karakolun önünde toplanarak PKK aleyhine sloganlar attı. Oyuncu Barış Atay bu sabah İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Atay'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Tiyatro ve sinema oyuncusu Barış Atay Mengüllü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Twitter'daki bazı paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Oyuncunun gözaltına alındığını avukat Efkan Bolaç Twitter'dan duyurdu. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediği gerekçesiyle Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Suadiye'deki evinde gözaltına alınan Barış Atay Mengüllü'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta beyin ölümü gerçekleşen Salih İzzet Erdiş hayatını kaybetti. 68 yaşındaki Erdiş kamuoyunda Salih Mirzabeyoğlu adıyla tanınıyordu.
Beyin kanaması geçirdikten sonra Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Salih Mirzabeyoğlu'nun 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşmişti. İstanbul'daki Doktor Siyam Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen Mirzabeyoğlu, yaşam destek ünitesine bağlı süren organ fonksiyonlarının durmasıyla 68 yaşında hayatını kaybetti. Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek suçlamasıyla İbdacı davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp 2016'da beraat etmişti. Her zaman için şey olduğumu düşünüyorum. Tam 130 yıllık geçmişi olan İzmir Atatürk Lisesi bugünlerde marş kriziyle gündemde. İddiaya göre okul müdürü mezuniyet töreni sırasında öğrencilerin 10. yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olmak istedi. Müdür ve veliler arasında tartışma yaşandı. Meclise de taşınan marş krizine bakanlık el koydu. Öğrencilerin sesi duyulmasın diye müziğin sesi yükseltildi. Müdür, İzmir Marşı'nı söyleyen liselileri böyle susturmaya çalıştı. Bu okulun bahçesinde sadece Atatürk Lisesi Marşı söylenir. Başka bir slogan atılmaz lütfen. Görüntüler, iki başbakan ve genelkurmay başkanı çıkaran, onlarca sanatçı ve siyasetçinin eğitim gördüğü 130 yıllık tarihi İzmir Atatürk Lisesi'nde. Lise son sınıf öğrencileri her yıl mezuniyet törenlerinde olduğu gibi kep atarken 10. yıl marşıyla İzmir Marşı'nı okumak istedi. Ancak iddiaya göre okul müdürü izin vermedi. Bu okulun bahçesinde sadece Atatürk Lisesi Marşı söylenir. Başka bir slogan atılmaz lütfen. Müdüre hem öğrenciler hem veliler hem de eski mezunlar tepki gösterdi. Eğitim sistemi üzerindeki zihniyetle ilgili bir değişime ihtiyacımız var. Görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay meclis başkanlığına soru önergesi verirken marş krizine bakanlık el koydu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın isteği üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Okul Müdürü Selamettin Demirhan'dan bilgi notu istedi. Demirhan, bakanlık tarafından istenen bilgi notunda kendisini savunarak olayın farklı amaçlarla yapıldığını öne sürdü. Demirhan'ın okul marşını çaldırmak istedim. Yaşananlar ve yapılanlar tarafıma yöneltilen karalama girişimi, şahsiyetimi yıpratmaya yönelik faaliyet dediği öğrenildi. İngiltere nefesini tuttu. Cumartesi günü yapılacak kraliyet düğününü bekliyor. Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle tarihi Windsor Kalesi'ndeki törenle dünya evine girecek. Kraliyet ailesinin üyelerini yakından görmek isteyenler de şimdiden Windsor Kalesi önünde kamp kurdu. İngiltere'de cumartesi günü yapılacak yılın düğününü izlemek isteyenler şimdiden yer kapmaya başladı. Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle'ın dünya evine gireceği Windsor Kalesi önünde kamp kurup beklemeye koyulanlar yerlerinden kımıldamayacaklarını söylüyor. Burada duruyorum, bu sandalyede oturuyorum ve hiçbir yere gitmiyorum. İngilizlerin büyük bölümü çok sevdikleri Prenses Diana'nın anısı için oradalar. Harry'nin evleneceğini düşünmek beni çok mutlu ediyor. Hepimiz onun için bu anı bekliyorduk. Onun oğlunun hayatının her döneminde olabilmek için buradayım. Onun eşiyle birlikte buradan geçişini en iyi yerden seyredebilmek için bekliyorum. 600 civarında davetlinin katılacağı tören için kraliyet mutfağındaki hazırlıklar da tamamlandı. Düğün yemeğinde davetlilere tamamı Kraliçe 2. Elizabeth'in sahibi olduğu tarlalarda yetiştirilen mahsullerin kullanıldığı zengin bir menü sunulacak. Biz bugün ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Yayınımız kısa bir aranın ardından Ramazan'a özel iftar programıyla devam edecek. İyi akşamlar efendim.